Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. %100 sizlere çıkacak motordan 20 soru arkadaşlar. Yakın zamanda çıkmış sorular. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 2021'de 16. deneme sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Diğer İlk yardım ve trafik ve trafik adabından da yakın zamanda sorular hazırlıyorum. Sizlere arkadaşlar, sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Evet arkadaşlar, önemli bir soru. Bakın. Soru işaretiyle gösterilen radyatör, vantilatör, kompresör, hararet müşiri. Bakın arkadaşlar, burada bize neyi sormuş? Şurayı soruyor bakın arkadaşlar. Radyatör değil mi? Adana seçeneğimiz doğrudur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A. Buji, B. Soket, C. Ampul, D. Skorta. Yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı, elektrik devresini bakın. Yüksek akıma karşı koruyan nedir arkadaşlar? Tabii ki skortadır değil mi? Denizli seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Bakın, göstergelerle ilgili verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını, kontağın kapatılmasını gerektirir. Verilenler nelerdir arkadaşlar? Şarj göstergesi, ABS ve yağ basınç, yağ göstergesi. Arkadaşlar burada dikkat edersek şarj ve yağ lambası yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Yani şıklara bakalım. 2'nin olduğu cevaplar yanlış arkadaşlar. 1 ile 3'ün olduğu cevabımız doğru. Ceyhan seçeneğidir. Şarj göstergesi akünün şarj olmadığını bildiren göstergedir arkadaşlar. Marşa basıyoruz. Motor çalıştığında şarj göstergesinin sönmesi mutlaka gerekiyor. Akü şarj ikaz ışığı sönmüyorsa ya da yolda devam ederken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulmasını gerektiriyor. Durmadığımız zaman yine akü boşalır arkadaşlar. Yağ göstergesinde ise motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, karterde yağ kalmadığını bize bildiren göstergedir. Marşa basılıp motor çalıştığında yağ göstergesinin sönmesi beklenir. Eğer sönmüyorsa ya da yolda giderken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bize göstergeler bildiriyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Radyatör, dispiratör, su pompası, yağ pompası. Bakın arkadaşlar, karterdeki yağ basınçlı olarak motor parçalarına ne gönderir? Yağ pompası gönderir değil mi? Evet, Denizli seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Bakın, göstergeyi sormuş bize. Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Bakın, depodaki yakıt miktarını soruyor değil mi? Evet. Eğer göstergede yakıt göstergesi yanarsa arkadaşlar, aracımızı durdurmaya gerek yok. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. En yakın akaryakıt istasyonunda aracımıza yakıt almamız gerektiğini bize bildiriyor. Altıncı sorumuz arkadaşlar,
Bir LPG, iki benzin, üç motorin verilmiş. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? Arkadaşlar önemli bir soru yine. İçten yanmalı motorlarda LPG, benzin ve motorin kullanılıyor arkadaşlar. Her üçü de kullanılır. Burada hangi seçenekte var? Denizli seçeneğindedir cevabımız. Evet. Yedinci sorumuz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu gösterir. Kısa farlar ve uzun farlar. Arkadaşlar bakın burada B seçeneğinde uzun farları, C seçeneğinde kısa farlar. Kısa farların yandığında 25 metre ileriyi aydınlatması gerekiyor. Gösterge panelinde yeşil ışık yanar. Evet, yakını gösteren farlar yandığında yeşil ışık yanıyor. Bilginiz olsun, uzağa gösteren farlar yandığında da mavi ışık yanar ve 100 metre ileriyi aydınlatır. Evet arkadaşlar, burada Ceyhan seçeneğinde kısa farları bize göstermiş ve 25 metre önümüzü görecek şekilde aydınlatması gerekiyor. Evet, hemen 8. sorumuza geçebiliriz. 8. sorumuz. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? A. Krank mili ile volan arasında. B. Vites kutusu ile şaft arasında. C. Motor ile vites kutusu arasında. D. Diferansiyel ile tekerlekler arasında. Kavrama debriyaj sistemi motor ile vites kutusu arasında bulunur arkadaşlar. Evet. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 9. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Güç aktarma organlarıyla ilgili sorulan bir soru. Şekilde soru işaretiyle gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır? Bakın. A aks, B diferansiyel, C kavrama, D vites kutusu. Bakın arkadaşlar, soru işaretinin olduğu yere ne gelir? Diferansiyel gelir, değil mi? Evet. Şaftan almış olduğu hareketi, bakın, şaftan olduğu hareketi alıyor. Akslar kanalıyla tekerleklere iletiyor. Evet. Diferansiyeldir arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz, aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur? A. Buji ayarının, B. Rot ayarının, C. Avans ayarının, D. Rolant ayarının. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olmasının nedeni rot ayarının düzgün yapılmamasından kaynaklıdır. Rot ayarlı lastikler arasındaki açının uzaklıklarının birbirine eşit olmasıdır. Bu ayar çok çok önemlidir. Onun için mutlaka rot ayarını yaptırmak gerekiyor. Arkadaşlar Bursa seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmamasının sebep olur? Evet. Dispiratördeki, marş motorundaki, bujilerdeki, flaşörlerdeki. Evet, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olacak arıza nedir arkadaşlar? Neden kaynaklı olabilir? Tabii ki burada flaşörden kaynaklıdır, değil mi arkadaşlar? Evet. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu, B. El freninin çekili olduğunu, C. Sis lambalarının yandığını, D. Fren balatalarının bittiğini. Evet, gösterge panelinde yanıyor olması fren balatalarıyla ilgilidir arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. 14. sorumuza bakabiliriz. Motor çalışır durumdayken
aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebini sormuş. Bakın bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yağ göstergesi değil mi? Sebebi nedir? Ne olabilir? A. Yağ seviyesinin azalması, depodaki yakıtın azalması, fren hidrolinin eksilmesi, radyatörde antifrizin olmaması. Arkadaşlar burada gösterge panelindeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi yağ seviyesinin azalmasını gösteriyor. Adana seçeneği doğrudur. 15. soru şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Rot, B. Fren, C. Motor, D. Diferansiyel. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan nedir arkadaşlar diyor bakın. Evet, nedir arkadaşlar? Gücü sağlayan hareketi için tabii ki sorulan bakın nedir? Soru işaretinin olduğu yer tabii ki motordu değil mi? Aracın hareketi için gerekli gücü ne sağlar? Motor sağlar. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 16. soru aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A. Yakıt seviyesinin düşmesi, B. Balata yüzeyinin kuru olması, C. Lastik diş derinliklerinin azalması, D. Motor yağı değişiminin geciktirilmesi. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Frenleme mesafesinin artmasına ne neden olabilir burada? Dikkat edersek lastik diş derinliklerinin azalması değil mi? Yani lastik diş derinliği azaldığı zaman nedir? Frene bastığınız anda durma mesafeniz ne yapar? Artar. Evet, Ceyhan seçeneği doğrudur. 17. sorumuz, radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun soğuk çalışmasına, B. Motorun hararet yapmasına, C. Fren hidroliğinin azalmasına, D. Bijon somunlarının gevşemesine. Arkadaşlar radyatör kapağının arızalı olması motorun hararet yapmasına neden olur. Cevap Bursa seçeneğimiz doğrudur. 18. sorumuz arkadaşlar yine göstergelerle ilgili gelen bir soru. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir. Ya burada arkadaşlar hangisi yanarsa aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor sorusuna bakalım. Bakın Adana'daki park lambası, Bursa'daki kısa farlar, Ceyhan'daki hararet lambası, Denizli'deki sis farları. Bunlardan hangisi yanarsa aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Arkadaşlar tabii ki burada hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekir. 19. sorumuz, dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi nasıl olur? A. Buji kıvırcımı ile, B. Elektrik motoruyla, C. Dışarıdan ısıtılarak, D. Sıkıştırılan havanın sıcaklığıyla. Evet, dizel motorlardaki yakıtın ateşlemesi sıkıştırılan havanın sıcaklığıyla olur arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 20. sorumuz arkadaşlar son soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Bakın burayı sormuş. Şu göstergeyi soruyor arkadaşlar. A. Motor sıcaklığını, B. Motor devir sayısını, C. Yakıt miktarını, D. Aracın hızını. Evet arkadaşlar burada da aracın hızını bize sormuş. Denizli seçeneğimiz. Evet. Doğrudur. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak 2021 motor sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bir sonraki ehliyet sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.